Evet değerli grup üyelerimiz, öncelikle selamlar olsun hepinize. Değerli arkadaşlar, dün bildiğiniz gibi saat 12 civarında 700 bini çalışanı ilgilendiren toplu üs sözleşmesi Cumhurbaşkanı'nın tarafından açıklanmıştır. 700 bin çalışana hayırlı olsun. Daha önce de defalarca toplu üşmesin başladığı süreden bu tarafa demiştik. Görüşmeler yapılacak. En son rakamlar Cumhurbaşkanı'na gidecek. Ve Cumhurbaşkanı da gereken dokunuşu yapıp sözleşme seçimden önce imzalanacak demiştik. Ve seçimden önce de sözleşme imzalandı. Güzel bir rakam oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu rakamı ben de beklemiyordum. Ama tabii TÜİS'in açıkladığı rakamları da ben gerçekçi görmedim. Onları ben hiç ilegaya bile almadım. Çünkü yükseleceğini biliyordum. Ve her zaman üstüne basa basa söylediğim bir şey vardı. Seçim bereketi kamu işçisine de verilecek. Seçim bereketinden kamu işçisi de yararlanacak demiştim. Şimdi arkadaşlar süreç nasıl işleyecek? Öncelikle oradan başlayayım. Daha sonra sorularınıza bakabileceğim. Zaten sorabileceğin soruların cevabını ben buradan siz sormadan da vermiş olacağım. Çünkü ben de sizin gibi işçiyim. Toplu üs sözleşmesi beni de ilgilendiriyor. Sizin kafanızda ne sorular olduğunu, neyi merakla beklediğinizi çok iyi bildiğimiz için sizlere de daha iyi yardımcı olacağım. Şimdi arkadaşlar çerçeve sözleşme imzalandı. Öncelikle hepimize hayırlı olsun. Olmayanlara da Allah nasip etsin. Olana da Allah bin bir bereket versin diyelim. Şimdi arkadaşlar bugün kamu çerçeve sözleşmesi imzalanıp paylaşıldı. Biz de grubumuzla paylaştık. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Onu öncelikle söyleyeyim. Her kurumda bir yetkili sendika var. Bizim 18. iş kolunda da bildiğiniz gibi Toleji Sendikası var. Şu anda kamu çerçevesinde çıkan zam oranlarını kendisi de TÜİS'le beraber çok yakın zamanda tahminim önümüzdeki hafta bu imzalanır. Bu rakamları ekleyerek ve kendisi de yeni bir hak alabiliyorsa o haklarla beraber Toleji Sendikası toplu üs sözleşmesi imzalayacak. Yani bizi asıl bağlayan yetkili sendikanın imzalayacağı toplu üs sözleşmesidir. Yani bugün kamu çerçevesi toplu üs sözleşmesi imzalandı fakat biz yetkili sendikanın imzalayacağı toplu üs sözleşmesini bekleyeceğiz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu ay maaşa yansır mı? Arkadaşlar birçok ilde bodro bile çıktı yani bir günde bunun yansıması bir de dediğim gibi yetkili sendika imzalanmadan bu yansımaz. Yetkili sendika toplu üşmesini imzalayacak ve o yazılar bütün il müdürlüklerine gidecek ve il müdürlükleri de sizin geriye dönüklerinizi ödeyip bütçe durumuna göre yatıracak. Bu geri dönükler 18. iş kolu için 1 Ocak itibariyledir. İmzalanacağı tarihten geriye doğru 1 Ocak itibariyledir. 10. iş kolunun toplu üs sözleşmesi 28 Şubat'ta bittiği için 10. iş kolu da 1 Mart itibariyle geriye doğru haklarını alacaktır. Şimdi arkadaşlar brüt 15 bin üzerine %45 zam verildi. Bu rakamla beraber 21.750 TL çıplak ücret maaşın brütü yaptı. Arkadaşlar çıplak ücret maaş dediğimiz kısım sosyal yardım, yol, yemek, sosyal yardım haricinde olan net rakamdır. Tediyenizi, ikramiyenizi, mesainizi çıplak maaş üzerinden alırsınız. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya 20 bin lira maaş alıyorum ikramiyem niye 20 bin lira değil? İşte dediğim gibi çıplak maaş üzerinden senin gelir vergisi istisnası düştükten sonra
senin işte oradaki maaşın yani 15.558 lira net 30 günlük yevmiyen. Evet, şu anda imzalanan toplu iş sözleşmesine göre 15.000 taban artı %45 ile 30 günlük net ücretin 15.558 TL'dir. Bunun üzerine asgari ücretten vergi alınmadığı için 1352 TL'de gelir vergisi istisnası dediğimiz gelir vergisi damga vergisi ekleyip bu da 1000